rağmen çünkü muhalefetin o şeyi boyutlar yazılarını üzerine açık konuşmak gibi bir kadro oyalarından adayı kutsaya devam ediyoruz. Yine zar. Başlıyorum. Saygıdeğer jüri değerli parlamenterler. Şimdi şu konuda mutabakat herhalde. Tartıştığınız şey horoz dövüşü ya da işte böyle boğalara ok saplanması gibi manyak şeyler değil. Zaten statükoyu zavallığımıza göre statükoda horoz dövüşü yasak. Değil mi? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Yani bizim bahsettiğimiz şeyler, işte Berke'nin az önce bahsettiği gibi eğlence malzemesi olarak hayvanları kullanmak, bunları sirke koymak, hadi bu bir bit, bu bir litir işte terliğe mi demek ya da işte buna benzer şeyler yapmak. Ve buradaki bağ aslında bizce maçın nasıl tartışılması gereken nokta şu. Burada hayvanlara doğrudan fiziksel zarar olup olmadığı biraz daha maçın dışında kaldığına göre. Bizce buradaki asıl malzeme bu hayvanlara alay malzemesi yapıyoruz eyvallah burada bir miktar. Peki bu hayvanların bir alay malzemesi, bir eğlence malzemesi olması bu hayvanların haysiyetleri üzerine bir zarar veriyor mu? Ve dolayısıyla bu haysiyetleri üzerine zarar gördüklerinden dolayı bu hayvanların yaşam kaliteleri düşüyor mu? Bu mesele burada muhalefet kanadının ispatlayacağı şey birinci argümanda. Bizce bu hayvanlarla haysiyet denen şey insanla aynı şekilde işlemiyor. Ve bizce hayvanla insan arasındaki fark bu. Dolayısıyla siz bir hayvanla istediğiniz kadar alay edebilirsiniz, dalga geçebilirsiniz, eğlence malzemesi yapabilirsiniz. Bu haysiyetine zarar vermeyeceğinden dolayı hayvanın yaşam kalitesini düşünmez. İkinci anlatacağımız şey, işte dolayısıyla hayvan işte burada doğrudan bir eziyet bağlantısı da olmayacak. Yani babanıza bunu biraz anlatırsam bu hayvan doğrudan eziyet de çekmeyecek. Üçüncü argümanda dolayısıyla bu hayvanların yaşam kalitelerini biz daha kuantitatif ve daha net şekillerde ölçebiliriz. Bu hayvanın yaşam kalitesi dolaylı olarak artıyor. Biz bunu eğlence malzemesi yaptığımızdan dolayı sırıkız. Evet, şimdi ama öncelikle Belir'in bahsettiği şeyleri düşüneceğim. Şimdi Belir, bize birinci argüman, herhalde maçın işte kritik argümanı bu. Ya bu hayvanların yaşam kaliteleri düşürme anlamı tecrübeler falan da odur. Bize bunu iki mekanizma üzerinden anlatıyor. Diyor ki korkmak ya da kandırmak değil mi? Hayvanları korkutuyoruz ya da kandırıyoruz. Bu yüzden yaşam kaliteleri düşüyor. Şimdi bizce burada korkulmak ve kandırılmak ve sizin yaşam kalitenizin düşmesi arasındaki bağ haysiyet üzerinden kuruluyor. Eğer sizin haysiyetiniz yoksa korksanız dahi sizin yaşam kaliteniz o kadar düşmez. Neden? Çünkü mesela insanlar da bugün bazı şeylerden korkuyorlar ama bu onların yaşam kaliteni doğrudan düşünmüyor. Biz bugün Allah'tan korkuyoruz ama bizim yaşam kalitemiz düşünmüyor. Neden? Çünkü Allah'tan korkmak bizim için bir haysiyet meselesi değil. Ama ben bugün Engin'den korkuyorum ve bu benim için bir haysiyet meselesi çünkü kendimi aşağılamamış hissediyorum. Aynı şey kandırma mekanizması için de geçerli. Hayvan kandırınca kendini aşağılanmış hissediyor. Aa bisküvi beni işte kandırmak için verdi. Çünkü ondan sonra eğer gerçekten böyle bir vicdan masalesinden sonra kendini aşağılanmış hissediyorsa eyvallah bu bir sorun. Ama bizce böyle bir mesele yok. Ve aynı zamanda işte o anlamlı tecrübeler, işte hayvanın hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını üzülmesi gibi işte varsayımsal mevzularda bizce yine vicdan masalesi üzerinde düşünüyor. Bizce yine ancak haysiyeti olan bir vicdanı olan bir hayvan eğer varsa öyle bir şey çocuk sahibi olamadığı için yanında çocuk sahibi olan hayvanları görünce üzülürdü. Ama bizce hayvanlarda bu haysiyet meselesi biraz sonra anlatacağım üzere o kadar net bir şekilde işlemiyor. İkinci argümanı belirleyen şunu diyor, toplumda işte aktif olmasına gerek yok hayvan sahibi olmak için. Eyvallah katılıyoruz zaten hayvan hakları denen şey bunun için var ve işte hayvanlar bundan dolayı zaten ölmüyorlar şu anda. Ama bizim dediğimiz gibi zaten benim adına biraz anlatacağım üzere bu hayvanın yaşam kalitesi bundan dolayı artıyor, haysiyet zarar görmüyor, zaten eziyet görmüyor. Bu hayvan için o kadar da kötü bir şey değil. Otur. Üçüncü argüman cehalet perdesi ya. Kusura bakmayın burada işlemiyor çünkü yasa koyucu yerine koyuyorsunuz. İşte yasa koyucu olarak kendisi başka bir isim yerine koyuyorsunuz. Ama yasa koyucu zaten insan, yasaları insanlar yapıyor, insanlar için yapıyorlar. Dolayısıyla kendinize hayvan yerine koymanıza gerek yok. İnsan yerine koysanız bizim için yeterli. Cehalet perdesi bu kadar ekstrem bir noktaya gitmeye gerek yok. Otur. Şimdi geldik işte bu yaşam kalitesi vicdan mahsulü noktasına. Arkadaşlar biz cinsle dediğimiz gibi bu maçın kritik noktası haysiyet mevzusu. Demizce haysiyet varsa işin içerisinde vicdan muhasebesi denen şey var arkadaşlar. Bizce vicdan muhasebesi şey yapan varlıkların haysiyetleri var. Muhasebe dediğimiz şey de adı üzerinde iki ya da daha fazla işte büyüklüğün birbiriyle karşılaştırılması üzerinden gidiyor. Ve bizce burada karşılaştırılan asıl şeyler vicdan söz konusuysa sosyal çevreler. Eğer sizin birden fazla sosyal çevreniz varsa ve bunları birbiriyle karşılaştırıyorsanız sizin vicdanınız var demektir. Ve eğer bu sosyal çevreler bir şekilde birbiriyle çelişiyorsa sizin o zaman vicdanınız zarar görür. Örneğin vicdanla ilgili bir mevzu rüşvet. Mesela sizin tek bir sosyal çevreniz varsa ve o sosyal çevre rüşvet almaktan ibaretse yani sizin hayatınızın tanımı rüşvet alıcı olarak kurulmuşsa sizin bir yerden rüşvet almanız vicdanınızı rahatsız etmez arkadaşlar. Halbuki sizin birden fazla sosyal çevreniz varsa, siz hem memursanız, aynı zamanda babaysanız, aynı zamanda insansınız, aynı zamanda başka bir şeysiniz ve eğer burada rüşvet almanız, buradaki sosyal çevreleri etkiliyorsa, o sosyal çevreleri birbiriyle karşılaştırırsınız ve işte o zaman görürsünüz ki burada sizin yararınız olan hareket, aslında burada sizin zararınız oluyor ve işte ondan dolayı sizin vicdanınız zarar görüyor ve işte o yüzden haysiyetiniz inciliyor falan filan. Şimdi eğlence sektörü içinde otur, biz aynısı geçerli. Sizin için birileri alay, sizinle birileri alay ediyorsa, bu doğrudan bizce sadece ve sadece birisinin sizinle alay etmesi sizin vicdanınızı yaralayan bir unsur değildir arkadaşlar. Bizce sizin vicdanınızı yaralayan unsur, ya şöyle bir
zaten bu durumu asla ve asla bir vicdan muhasebesine götürmezsiniz. Çünkü öyle bir ortam tamamen ortaya çıkmaz. Siz ne zaman bunu vicdan muhasebesini yaparsanız, sizinle burada alay ediyorlarsa ama burada farklı davranıyorlarsa siz orada dersiniz ki aha burada bir sorun var. Ama sizin hayatınız tamamen alay edilen bir varlık olmak, bir obje olmak üzerinden kurulduysa sizin orada zaten başka bir hayatın farkında değilsiniz. Başka bir hayat için önemli değil ve o sosyal çevreniz, bu sosyal çevrenizle çelişmiyor ve dolayısıyla siz buna o kadar büyük bir rahatsızlık duymazsınız. Şimdi bizim hayvanlar için bu geçerli. Bizce hayvan o sirke çıkıp orada eğlence malzemesi olduğu anda ya da işte televizyona çıkıp orada Arda'nın tabanı sevdiği anda zaten başlı başına tanıma gereği, varlığı gereği bir eğlence malzemesi oluyor ve başka hiçbir sosyal çevresi kalmıyor. Bu hayvanın hayatı tamamen bir eğlence malzemesi olmaktan ibaret oluyor insanın aksine. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu hayvanın burada vicdanı yaralayan bir durum söz konusu değil. Çünkü orada o hayvanın artık varlık amacı alay edilmek oluyor ve hayvan buradan hiçbir zaman rahatsız edecek bu vicdan malzemesi yapacak alt tepeye kavuşmuyor. Ve işte bu hayvanın sizin orada çok vuracağınız özürlüler ya da çocuklardan farkı da bu arkadaşlar. Çünkü bir özürlünün bir miktar sosyal çevresi var ve burada alay edilmek onu burada rahatsız ediyor. Bir çocuk ileride büyüyecek ve sosyal çevresi olacak, ondan dolayı rahatsız olacak. Ama dediğim gibi hayvanda bu muhabbet işlemiyor, ondan dolayı bizce bu durum sıkıntılı. Elgin sen konuşacaksın, o yüzden ben açık vermek zorundayım. Şimdi harsiyet yok, o senin şeyde bildiğin, özürlerde hala işlememiş oluyor. Niye? Hayır, özürlünün de işte düşünebilecek gücü var ki birden fazla sosyal çevresi var ve burada alay edersen burada şey var. Ama senin varlığı çağır. Onu hissedebilecek kadar kapasitesi var bize. Neyse, şimdi ikinci noktamıza gelelim arkadaşlar. Bu vicdan meselesi. Ya bunu zaten Banu biraz anlattı. Ya bu şey meselesi. Ya zaten işte bu hayvanlarla eğlendirilmek insanlarda bir hayvan sevgisi oluşturuyor. Ve zaten dolayısıyla biz diyoruz ki ya siz bunu serbest piyasaya bırakırsanız serbest piyasa her gün 40 tane kedinin kafasını kesip ondan sonra buna eğlenecek seviyeye ulaşmaz. Çünkü kedileri eğlence malzemesi olarak kullanmak bizce işte onlar da insanlar da onlar için sevgi uyandıran bir şey. Ve dolayısıyla hiçbir zaman o kadar ekstrem bir noktaya gitmez. Ve dolayısıyla bizce hayvanlar çok doğrudan bir fiziksel zarar görmezdi arkadaşlar. Dolayısıyla burada fiziksel zarar meselesi o kadar fazla işlemiyor. Ama işte o zaman arkadaşlar madem ki bu hayvanın haysiyeti incinmiyor ve madem ki bu hayvan çok ciddi bir fiziksel zarar görmüyor, bu hayvanın yaşam kalitesi başlı başına artıyor mu artmıyor mu sorusunu cevaplamak o zaman çok zor değil. Çünkü bizce bir hayvanın tek bir sosyal çevresi var ve bu tek sosyal çevresi olduğundan dolayı bu hayvanın mutlu olmadığını incelemek insanın aksine çok kolay. İnsanın çok zengin olabilir ama çok mutlu olmayabilir diyoruz ya, hayır hayvan için bu söz konusu değil, hayvan çok zenginse çok mutludur. Hayvanın çok yemeği varsa çok mutludur. Hayvanın çok yatacak yeri varsa çok mutludur. Çünkü bu hayvanın o çevreyi başka çevrelerle karşılaştıracak bir sosyal ortamı yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu hayvana eğlence malzemesi yaptığımızdan dolayı bunlara yemek veriyor muyuz? Veriyoruz. Yatacak yer veriyor muyuz? Veriyoruz. O zaman bunların yaşam kaliteleri doğrudan artıyor arkadaşlar. O zaman bunların zaten vicdanları incinmiyor. Fiziksel zarar görmüyorlar. Ve bizim bu hayvanın yaşam kalitesini ölçmek için elimizde olan tek ve sağlam kriter ve net kriter insanın aksine bu bahsettiğimiz gibi kaç gram yemeği var bir hususta daha fazla yemeği var mı? Var. O zaman bu hayvan daha mutlu. O zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.